6 Ocak 1982 tarih ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun bizim açımızdan önemli bir yeri vardır. Çünkü bugünkü anlamıyla tam olarak e, Danıştay'ın ve aynı zamanda idari yargılamanın da temeli, e, bugünkü temelleri, uygulamamızdaki temelleri o günlere de dayanmaktadır. Hemen yazıyoruz. 6 Ocak 1982 1900... 82 tarih ve 2575 sayılı Danıştay Kanunumuz bizim için bugünkü Danıştay'ın işlevlerini gösteren kanun olma özelliği taşır. Tarihsel süreçte Osmanlı'dan bahsettik. Arada 1924 Anayasası'nda tekrar Şuray Devlet kuruldu. Neden Şuray Devlet tekrar kuruldu? Eski kurumdu. Neden Cumhuriyet'e sirayet etmek zorunda kaldı? Önce bunu açıklayalım. 1924 Anayasası'nda Şuray Devlet tekrar kuruldu. Çünkü bütün Osmanlı kurum ve kuruluşları Cumhuriyet'in ilanıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasıyla mülga edilmiş. Yani ilga hale gelmiş. Yani e, Türkçe tabiriyle tamamen, iptal edilmiş durumdalardı. Bunun için onun yerine konulabilecek yeni kurumlara ihtiyaç olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti kapsamına eski kurumların bazıları e, reform edilmiş halde sirayet etmek zorundaydı. Şuray Devlet de Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı güzel uygulamalardan birisi olduğu için 1924 Anayasası'nda tekrar yerini aldı. 1924 anayasasından 61 anayasasına ve 82 anayasasına gelindiği süreçlerde bugünkü anlamıyla Danıştay kavramına kavuştu. 1961 anayasasının 140. maddesinde de gene ne vardı? Danıştay'ın tanımı vardı ve 1982 anayasasının tanımıyla hemen hemen birebir bir tanıma sahipti diyoruz. Baktığımız zaman 6 Ocak 1982 tarih ve 2575 sayılı Danıştay Kanunumuzda anayasamızın anayasamızın ana yasamızın 155. maddesinin birinci fıkrası temellidir. Bildiğimiz üzere normlar hiyerarşisi denilen bir yapı vardır anayasada. İdari yargılamada da kısaca bundan bahsedecek olursak normlar hiyerarşisi bir piramitten oluşur. Piramitin en başında anayasa gelir. Hemen sonrasında kanun, kanun hükmünde karar, nameler gelir. Sonrasında tüzükler devreye girer. Sonrasında yönetmelikler devreye girer. Sonrasında genelge, sonrasında tamim, işte başkaca sirküler gibi birçok şey devreye girebilir. Buna da diğerleri diyoruz. Piramitte baktığımız zaman buna normlar hiyerarşisi diyoruz. Anayasa gibi birçok dersi de karşınıza çıkabilecek temel bir konudur. Normlar hiyerarşisi Normlar hiyerarşisi Hans Kelsen'in ortaya attığı bir teorinin ötesinde bugün hala geçerliliğini hukuk açısından koruyan bir konudur. Normlar hiyerarşisi dediğimiz şey hiçbir oluşturulan hukuk düzenindeki yazılı kaynakların bir üsttekine aykırı olamaması durumudur. Bu durumda baktığımız zaman en tepede anayasa gelir. Peki anayasanın üstünde bir Kavram var mı da devlet nezdinde? Yoktur. Çünkü devlet ile bireyler arasındaki sözleşme olma özelliği taşır. Yani bireyler devlete bazı yetkilerini, bazı kişisel haklarını devrederler ve devlet de onlara bu kapsamda belirli güvenceler, belirli haklar sağlar. Yani biz devlete kendimizin güvenliğini sağlaması hakkını veriyoruz. Aynı zamanda gerektiği hallerde kendimizi cezalandırma yetkisinde onlara tanıyoruz. İşte anayasa devletin bu yetkilerinin sözleşme olarak birey arasındaki sözleşme olarak çizilmiş çerçevesi olma özelliği taşır. Bunun için bütün hukukun yazılı kaynakları devlet nezdinde söylüyorum. Yazılı kaynaklarının en tepesinde yer alır. Oluşturulabilen hiçbir kanun, kanun hükmünde kararname anayasaya aykırı olamaz her kaynak önce anayasaya uygun olmak zorundadır devlet nezdinde. Tüzükler kanunlara ve anayasaya aykırı olamaz. Yönetmelikler anayasa kanun ve tüzüklere aykırı olamaz. Genelgeler yönetmeliklere, tüzüklere, kanunlara, kanun hükmünde kararnamelere ve anayasaya aykırı olamazlar. Buna baktığımız zaman aslında kanunlar da temelini kaynağını anayasadan alır demek zorunda kalırız.